Etrafınıza bir bakın. Düş kırıklığı, başarısızlık, düşmanlık, husumet her yerde. Peki bunlar varsa mantık nerede? İnsanı diğer türlerden ayıran şey ne? Sadece konuşabiliyor olması mı? Bunun yanında mantık yetisi değil mi en önemli olan? Madem mantıklıyız, o zaman niye her tarafımız yanlış çıkan planlarla dolu? Birbirinin yakasına yapışmadan konuşamayanlar da her yerde. Baştan aşağıya mantık timsali bir varlık böyle mi konuşur? O zaman bu mantık dediğimiz şey aslında ne? Hangi durumlarda tekleyip bizi yolda bırakıyor? Ne yapsak iyi çalışıp bizi ihya ediyor? Tüm mantıksızlıkların arasında şöyle güzel bir video yapalım da mantığımız neymiş hatırlayalım istedik. Hatırlatması bizden, beyin bedava sizden. Hadi inş. Mantık kelimesinin kökeni Arapça. Sözlük tanımıyla doğru düşünmenin yolu ve yöntemi. İnsan denen canlının süper gücü yani. Eninde sonunda her kilidi açan anahtarı. Mı acaba? Dünyadaki tüm teknolojik gelişmelerin temelinde bilimsel metot var. Nedir bilimsel metot? Kabaca deneme yanılma yöntemi. Gördüğün bir olay hakkında bir iddiada bulun. Sonra bu iddiayı gerçek hayatta test et. Deney, gör bakalım doğru mu değil mi? Deney sonucuna göre iddianı değiştir, geliştir, düzelt. Ya pardon da biz mantıklı canlılar değil miyiz? Niye iddialarımızı test etmek zorundayız? Mantığımız yetmiyor mu? Bir konu hakkında uzun uzun düşün, vardığın sonuç mutlaka doğrudur. Diyelim bitsin. Deneme, yanılma falan, nereden çıktı bunlar? İşte maalesef o kadar kolay değil. İnsanın mantıklı düşüneceği her zaman garanti... Çok yaşlı! Hep beraber. İnsanın mantıklı düşüneceği her zaman garanti değil. Davranışsal ekonomi denen bir dal var. Bu konuları inceliyor. Girin internete, sık rastlanan mantık hataları yazın, bir sürü liste çıkıyor. Mesela doğrulama sapması diye bir ön yargı türü var. Sosyal deneyler göstermiş ki zihnimiz kendisini haklı çıkaracak şekilde algıda seçicilik yapıyor. Kendi düşüncelerimizi destekleyen fikirleri, olayları, lafları fark etmeye de hatırlamaya da çok yatkınız. İçimizden bir ses "Sen haklısın, sen haklısın, sen haklısın" deyip duruyor. Biz de buna inanmak kolay geldiğinden inanıyoruz. Ama haksızlığımızı gösteren durumları fark etmiyoruz. Zihnimiz doğruyu bulmaktan çok egomuzu korumaya çalışıyor. İşine geleni hatırlıyor, gelmeyene takmıyor. Mesela mantıklı insanlar olarak bir karar vermeden önce tüm olasılıkları ve etkenleri düşünürüz. Ondan sonra bir kanıya varırız, değil mi? Değil. Türkçe'ye demir atma etkisi diye çevrilebilecek bir düşünce hatası var. İnsan bir konu hakkında öğrenebildiği ilk bilgi neyse ona demir atıyor tabiri caizse. Ondan sonra öğrendiği her şeyi o ilk bilgiye göre değerlendiriyor. Mesela bir elbisenin gerçek fiyatı söylenirse pahalı ya da uygun diyoruz. Ama satıcı elbisenin fiyatını önce 2 ile çarpıp 50 yerine 100 derse iş değişiyor. Elbisenin değerini ilk söylenen o rakam belirledi bile. Ondan sonra "Ama bugün indirim var, her şey yarı fiyatına" deyip yüzü tekrar 50 yaparsa of of, büyük fırsat, sakın kaçırma. Hadi bir örnek daha. Batık maliyet yanlışı diye bir şey var. Yabancılar bunu kötü paranın üzerine iyi para atmak diyor. Mesela bir girişimci yaptığı bir yatırımın kötü gittiğini anlıyor ama diyor ki "Ya bu işe bu kadar para yatırdım, vazgeçersem o kadar para gidecek. Bari kurtarmaya çalışmak için biraz daha yatırayım." Başka yatırım fırsatları dururken gidip batıştaki işe daha çok para gömüyor. Karşısına baştan gelse hayatta o kadar çökmüş yatırıma girmez. Ama arkada yapılmış maliyet olunca daha da çok parasını riske atıyor. Biz daha fakirleri ilgilendiren bir örnek daha vereyim. Bunun aynısı otobüs beklerken de oluyor. Bir otobüsü bekle, bekle, bekle gelmiyor. Diğer durağa yürümek de istiyorsun ama bu kadar beklemişken birazdan gelir diye beklemeye devam ediyorsun. Belki diğer durağa gitseydin evde olacaktın ama bu batık maliyet yanlışından dolayı beklemeyi tercih ettin. Böyle bir sürü yanılgı çeşidi ve mantık hatası var. Egomuz kendi eksikliklerimizi de yanlışlıklarımızı da perdeliyor. Başkası hata yaparsa fark etmekte iyiyiz. De kendi hatamızı fark etmekte çok beceriksiz oluyoruz. O yüzden insan bazen kendini bin bir yanılgının içine sokabiliyor. Hem de kendinden çok emin bir şekilde. O zaman bu mantık dediğimiz şey aslında bize zarar mı veriyor? Cevap hayır. Ama sadece yaratılışına uygun kullanılırsa. Neymiş yaratılış amacı? İşte bunu anlamak için önce şunu kabul edelim. Başka insanların bizi göreceğini bilirsek
daha dikkatli oluyoruz. Düşüncelerimizi başkalarının önüne koyunca iş değişiyor. Mesela bize zıt biriyle tartışmaya girince egomuz ortaya çıkıyor. İnsan kendi fikrini en iyi haliyle göstermek istiyor. Daha dikkatli düşünmeye başlıyoruz. İddiamızı gerçek verilere bağlamaya, geçmiş olaylardan ders çıkartmaya, detayları daha fazla incelemeye çalışıyoruz. Fikirleri en çok derinleştiren şey sahne baskısı. Kendi başımıza düşünürken eksikliklerimizi gizleyen o egomuz var ya, hani sen en iyi bilirsin, sen süpersin diye bizi yanıltan, yalan yanlış yollara saptırtan egomuz. İşte bu ego başkalarıyla yüzleşmeye girince bizi uçuran jet motoruna dönüşüyor. Köstek değil, destek oluyor. Haklı olmak için daha iyi fikirler araştırmaya zorluyor. Hakikaten haksız olduğumuz ortaya çıkarsa da daha uzamasın, haksız durumda kalmayayım diye fikir değiştirmeye teşvik ediyor. Evet, bazen geri çekilirken kuyruğu dik tutmaya çalışıyoruz ama fikrin yanlışını anlayınca destek dozumuzu mutlaka azaltıyoruz. O internetteki mantık hatası listelerinde bir sürü çeşit var ama hepsinin ortak bir özelliği bulunuyor. Neredeyse tümü insanın tek başına olduğu veya bir olayı ilk defa yaşadığı durumları kapsıyor. Başkalarıyla kafa kafaya verdiğimiz veya tekrar tekrar deneyip hatalarımızdan ders çıkarttığımız durumlarda mantık hataları azalıyor. Mantığın asıl amacı düşünce yükünü insanlar arasında paylaştırmak. Cevapları kendi kendine bulmaktan çok hangi denemelerle ve kimlerle konuşarak doğruyu saptayacağımızı belirlemek. Define haritası değil belki ama pusula. Tartışma ve deneme ortamı mantık motorunun asıl işlediği yer. En büyük düşmanı ise verimli eleştiriyi engelleyen nefret ve ön yargı. Ego herkeste var. Ama kibre dönerse doğruyu bulmak gidiyor, herkesi ezerimcilik geliyor. Halbuki amaç yanlışsın dediğimiz kişiyi ezmek değil. Amaç fikirlerin birbirinden sekerek daha yükseğe çıkması, insanların çarpışıp parçalanması değil. Her fikrimizi ayna gibi paylaşan insanların arasında gelişmek zor. Asıl mesele iddialarımızı gerçek dünyada kah denemelerle, kah farklı düşünceler üzerinde sınayıp hatalarımızı belirlemek. Dünyanın birçok ülkesinde fikir ve eleştiri özgürlüğü yasaları var. Bilimden politikaya, hukuktan spora, hayatın her alanında hataları belirleyip düzeltmeyi kolaylaştırıyorlar. Hata belirlemekte özgür toplumlar daha hızlı ilerliyor. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sözü de biraz buradan geliyor. Evet, eleştiri özgür olunca lüzumsuz eleştiri riski de oluyor. Ama hataları belirleme ihtimali de artıyor. Zaten her fikrin sınandığı ortamda boş eleştiriler de hemen anlaşılıyor. Doğru bildiğimizi söylemekten çekinmemek ve hata yapmaktan korkmamak ama amacın insanları değil, sorunları yıkmak olduğunu da unutmamak. İşte mesele bu. Şimdi bunlar bizim kültürümüze yabancı konular değil. Büyük usta Namık Kemal zamanında demiş ki, barikayı hakikat, müsaademeyi efkardan çıkar. Yani ne demek? Hakikat güneşi fikirlerin çatışmasından doğar. Türkiye olarak zor bir yaz geçirdik. Seçim ortamında farklı görüşten insanlar arasında gerilimler oldu. Sonra ekonomik bir mücadelenin ortasına düştük. Ama ne olursa olsun bu ülkede birlikteyiz. Olaylar, sıkıntılar, krizler gelip geçiyor. Geriye sadece insanlar kalıyor. Birbirimizin yüzüne bakarak yaşamaya devam ediyoruz. Ne olursa olsun hep birlikte konuşabilmek, tartışabilmek gelişmenin anahtarı. İşte o yüzden ey Türk genci, konuş. Bol bol konuş. İster nanoteknoloji nasıl gelişir diye konuş, ister en iyi menemen nasıl yapılır diye. Yeter ki konuş, tartış ve öğren. Ama bak, kavga yok. Farklı fikirlere kapanma. Doğrusu başka diyene nefret kusma. Ego kasma. Mantığımız sosyal bir araç. Düşünce yükünü paylaşmak için yaratılmış. Yoksa ağır kalıyor, hata yapıyor. Yanlışlarımızı düzeltmekte herkesten hızlı olalım. Ama ne olursa olsun asla düşman olmayalım. Hadi bol mantıklı günler. Yokluğu çok büyük bir sorun. Çevremizde kötü ne oluyorsa bakın mantıksızlıktan kaynaklanıyor. Fazla varlığı da sorun ama yüzyıllardır değişmeyen en büyük sorunu da kalple arasındaki uyuşmazlığı. Ah, ona bir çare getirseler bakın var ya, hiç dert tasa kalıyor mu? Hayatın her alanında faydası olur. Ailede, sevgiliyle, iş hayatında, her yerde. Mantık bizi A noktasından B noktasına götürür. Hala ise her yere demiş ünlü düşünürümüz. Her yere gitmeyi boş verin. B'ye gitseniz büyük fayda.